Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini körüşünlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Gün tertibi alakadar en mühim haberlerini huzurlarına sunumuz. Benim istiklalar ekranımız olsun. Kanada parlamenti 10 000 Uyghur misafirini Kanada'ya kubul kılış teklifini makulledi. 1 fevral Kanada parlamentida Xitoydan qochib 3-chi davlatda yashayotgan xatar ostidagi 10 ming Uyg'ur musafirini Kanadaga o'rinlashtirish qaror loyihasi ovozga qo'yilib, bosh minister Justin Trudeau uning kabinet ministerlari va barliq parlament a'zolarining qo'llab ovoz berishi natijasida 0 ga qarshi 322 ovoz bilan rasmiy ma'qullandi. Kanada parlament azası Samir Zubari parlamentka sunugan mezkur teklifke çarşamba günü barlıq parlament azaları kollab bilet taşladı. Teklifte bu programının 2024 yılı başlandıqallıqı ve Uyghurlarının Kanada'a ilip gidingen çıkımını Kanada hükümetinin üstüge alıdıqallıqı bildirilgen. Mezkur teklifke başminister Trudeau ve onun kabindimi kollab bilet taşlıgan bulup, Trudeau hükümetinin bu kadimki meydani ilgirki pozisiyasiga göre ciddi buruluş hasılı kıldı deb karalmaqta. Ve Kanada hükümetinin bu Şarkı Türkistan'daki Xitayning irqi qırğınçılıqını vasitilik itiraf kılışı deb mülahize kılınmaqta. Kanada parlament azaları 2021 yılı 2. ayda Xitayning Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini Uyghurlarga yürgüzülgen irqi qırğınçılıq deb kubul kılgan bolsumu, Trudeau hükümeti avaz berişten özünü kaçırgan idi. Kanada parlamenti azaları hükümetini hazır 3-cü devleti yaşaydıgan Uyghur misafirlerinin Kanada'ya o'rinlashtirilishini tizildişini talep kılgan. Mezkur karar lahisi tuluk avaz bile makullanğan deyken, karar lahisini sunugan liberal parlament azası Samir Zubari akbarat ilan kılış yığını ötküzüp, bu lahiyanın birdek avazdı makullanışını tarihi peyit dep süpetledi. Hükümet kabinti tunca qetim özünün pozisiyasını ihbadiledi. Bugün bizning ko'rganlarimiz barliq partiyalarining barliq parlament a'zolarining birligi kelib Uyg'ur xalqini qo'llashidir. Bu Kanada uchun bir tarixiy payt bo'lib qolmay, xalqaro jamiyat kishilik huquq va insoniyat oilasi uchun ham tarixiy payt. Uyg'urlarga bo'layotgan ishlarni qabul qilg'ili bo'lmaydi dedi. Samir Zubari yana Kanada bosh ministri kabineti va parlamentining bu qaror loyihasini qo'llaganligidan faxrlanganligini bildirdi. Akhbarat yığınığı yana Dünya Uyghur Kurultayının reisi Dulqun Aysa, Kanada Uyghur Haklarını Qoğdaş Kuruluşu'nun başlıqı Mehmet Tohti, Uyghur Haklarını Qoğdaş Kuruluşu'nun kanun maslahatçısı, Ottawa Üniversitesi'nin Ali Tetkikatçısı Profesör Margaret McQuay Johnston hanım qatarlıqlar qatnaşdı ve ayrım-ayrım söz kılıştı. Dulqun Aysa sözüde Trudeau hükümeti ve barlıq parlament azalırgı rahmet etti ve Uyghurlarının bunu unutmaydıqallıqını bildirip, bu karar bizge nukul ümit beğişlaplı kalmay, bizge yana ilham ve devamlıq köreş kılış, sözleş iradesi beğişlaydı o dedi. Yığında Uyghur Haklarını Qoğdaş Kuruluşu'nun reisi Mehmet Tohti söz kılıp, bugün birdek avaz bile makullanğan bu lahiye, Kanada parlamentinin iradesige vekilli kılış bilen bir vaqtta, onun bir başılınış işkerlikini bildirdi. Bu karar lahisi Xitayının ziyankeşlikiden kaçıp 3-cü devleti yaşayatkan Uyghur ve başka Türkiye asallıq milletlerden 10 000 kişini 2024 yılından 2026 yılı kaçıp olgan 2 yıl içinde Kanada'ya yötkep gelişini öz içine alıdı. Karar lahisinin 1 fevral makullanğan ahırkı nusxasına bazı tüzükler kirgizilgen. Onun da hükümetinin 10 000 Uyghur misafirini Kanada'ya yötkep geliş planını 100 gün içinde parlamentka bildirişi, şunaqlı bu lahiye pekat Xitayning ziyankeşlikiden kaçkan Uyghur ve başka Türkiye milletler bilen çekilindiganlıqı ta'kidlengen. 2023 yıllık dini erkinlik meselesi başlıklar yığınının temesi Xitay'a merkezleşti. 2023 yıllık dini erkinlik yığınıda Xitay'nın kişilerinin itikad erkinlikige ziyankeşlik kılış kılmışı müzakere kılındı. Yeni Tanlıqlar Toru'nun 1 fevraldaki haberde bildirilişçe, 2023 yıllık halkaralık dini erkinlik meselesi başlıklar yığını Seyşembe günü Washington'da ötküzülgen bulup, yığında Xitay'nın dinge itikad kılığıcı ammağı kılgan ziyankeşlik kılmışı asasi temi kılıngan. Haberde kayıt kılınışça, yığında Amerika'daki 2 çoğun partiye parlament azaları itikad erkinlikinin Amerika'nın asasi işkerlikini oturgu koygan. Avam Palata azası Jim McGowan kişilik hukuk meselesi de 2 partiye hemkarlaşımız digen. Avam Palata Taşkı İşler Komitetinin reisi Michael McCall Xitay Kompartiyası dinine karşı umumiyüzlük hücumu öttüye digen. Amerika Avam Palatası Taşkı Münasifetler Komitetinin reisi Parlament azası McCall
Xitoyning dinga e'tiqod qilguvchi ommaga ziyonkashlik qilganligini gavdalandirgandan boshqa Xitoyning odam organini tirik yig'ish jinoyatini tilga olgan. Michael McCall yana Xitoy kishilarga majburiy tinchlantirish ukuli soladi. Arqadan ichki a'zolarini elib oladi. Bu holat to'liq qo'rqinchliq degan. Xitoy Sharq Turkistonda yangidan 8 aerodrom qurishni planladi. Xitoy Sharq Turkistonda 3 yil ichida yana yangidan 8 aerodrom qurishni planlaganligini oshkorlagan bo'lib, Xitoy bu orqali havo qatnashini kengaytirib, texnik ko'p boyliklarni bulang-talang qilishni planlamoqda. Atalmış Şinjan'ı yeniden baykaş doğrunun 1. fevraldaki haberde bildirilişçe, Atalmış Şinjan Aerodrom Grohi'nin 2023 yıllık hizmet yığında aşka ayrılınışça, bu yıl mezkur organ 14. 5 yıllık plan boyunca 2025 yılıca 8 aerodrom kurup, 14. 5 yıllık planın ahırıca Şarkı Türkistan'daki Pukhravi Aerodrom sahne 33'ü 73'ünü planlıgan. Xabarda qayd qilinishicha, navbatdagi Sharq Turkistonda Pukhravi transport aerodromidan 25-i bor bo'lib, 2023 yildan 2025 yilgacha atalmış Shinjan aerodrom guruhi Guchong, Bayinbuloq, Barkol, Bugur, Shixo, Qubuqsar, Guma atalmış Shinjan ishlab chiqarish qurilish diviziyasi 2-chi diviziya 38-chi maydon Charkanda 8 aerodrom qurishni planlagan. Undan boshqa Bugur aerodromini yangidan qurish qurilishida yil ichida ish boshlash, Narat Qaramay aerodromini o'zgartirish, kengaytirib qurish qurilishi qatorliklarda yil ichida ish boshlashni planlagan. Navbatda Guchong Bayinbuloq aerodromini yangidan qurish turida qurilish umumiy miqdorining ayrim-ayrim holda 61% 64% tamomlangan. Barkol aerodromini yangidan qurish turida umumiy plan va dastlabki loyiha tasdiqlangan. Egilinishcha Xitoy bu xil zo'r mablag' ketadigan qurilishni atalmış bo'shliq yipak yo'li qurilish plani doirasida ishga oshirmoqchi bo'lgan. Shuning bilan birga butun Sharq Turkistondagi aerodromlarning ashyo obortini biriktirib, Avasiya ashyo obortini oshirish orqali Sharqiy Yevropa, O'rta Osiyo qatorliq rayonlarning xalqaro Avasiya ashyo oborti kasbini ochib, Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qilishni zo'raytirishni planlagan. Xitoy rejimi Sharq Turkistonni butunlay Xitoylashtirishdan iborat razil maqsadga yetish uchun Sharq Turkiston xalqini jazo lageri va turmalarga qamab, zo'r turkumdagi yoshlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilish orqali Uyg'urlarning sonini azaytish bilan birga o'rniga Xitoy oqqullarini yerlashtirishni tezlatmoqda. Shundoqla Sharq Turkistonning havo qatnashi, temir yo'l va tosh yo'llarini Xitoy hamda xalqaro keng ko'lamda tutashtirib, Sharq Turkistonning turlik boyliklarini bulang-talang qilmoqda. Xitoy atalmış bexatarlikni saqlash nomida o'zini ko'rsatishga tirishmoqda. Xitoy rejimi yaqinda atalmış bexatarlikni saqlash nomida xalqaroda o'zini ko'rsatishga urinigan bo'lib, Xitoyning Malidagi atalmış tinchlik saqlash qismining qo'g'dinish piyoda askarlari sho'ba atirdiga yig'itibdiki minodan mudofiyalanish pistirmiga qarshi turish avtomobili saplagan. Xitoy xabarlarida oshkorlanishicha, bu mazkur avtomobilning tunji qitim Xitoyning chat eldagi atalmış tinchlik saqlash qismiga saplanishi ekan. Xitoy axborot vositalarining ko'kka ko'tarib maqtishiga qaraganda, bu avtomobilning qo'g'dinish xabarlashishdagi elektr magnit kashilasi, kuzatish qatorliq iqtidorlari o'zgartirilib o'stirilgan bo'lib, oddiy portlatish qurilmasining hujumiga taqabil tura oladi ekan. Undan boshqa bu avtomobilning charlash qo'g'dinish iqtidori oshirilgan. Mazkur avtomobil asosan qumliq yo'lida haydash, charlash, qo'g'dash qatorliq turlariga ishlatildi ekan. Xitoy qo'g'dinish piyoda askarlari sho'ba atriti tiz qaytirma zarb berish o'tir atritining boshlig'i She Wanglinning aytishicha, navbatdagi rayonning bexatarlik vaziyati davomli yomonlashgan. Atalmış tinchlik saqlash xodimlariga eng og'ir talofat elib kelgani yo'l bo'yidagi bomba hujumi ekan. Tez qaytirma zarb berish o'tir atriti charlash, qo'g'dash vazifasini ijro qilganda har vaqt xatar ichida turadi ekan. Yangitibdiki minodan mudofiyalanish pistirmiga qarshi turish avtomobili saplangandan keyin ofitser askarlarning hayotiy bexatarligi texnik kapolatga ega bo'ladi ekan. NATO bosh kotibi Xitoy Rossiya-Ukraina urushining natijalarini kuzatmoqda dedi. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qaratgan urushining natijalarini yaqindan kuzatayotganligini va kelgusidagi qarorlarga ta'sir ko'rsatadigan tajriba saboqlarini yakunlayotganligini aytdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha NATO bosh kotibi Stoltenberg Sharq Osiyo ziyorati doirasida Yaponiya poytaxti Tokioda ziyorati bo'ldi. U Tokiodagi uchrashuvlarini tamomlagandan keyin Keio universitetida so'zlagan nutqida bundoq dedi. Yaponiya yer sharidagi muhim aktyor bo'lib, tinchlikni aktiv qo'llamoqda.
Darvaqa Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkilotining vazifasimi tinchlikni qo'g'dashdir. U terrorizmdan klimat o'zgarishigacha to'r tahdidlardan yadro qurollarining kengayishigacha bo'lgan yarishari xarakterlik xirislarning kunsiri kuchayib ketayotganligini eskartib, xalqaroliq tartib tahdidga uchurmoqda. Mana mushundaq ahvol ostida Moskva bilan Beijing mustabid o'qituvchilarining oldingi safida turmoqda dedi. U Shimoliy Koreyaning boshqarilgan bomba sinoqlarining mo xalqaroliq bexatarlikka tahdid selayotganligini eskartdi. Hamda Xitoyning Hindiy tinch okeandagi ta'sir kuchining barg'ansiri zo'riyotganligidan andisha qilinayotganligini qayd qildi. U Rossiya Ukrainaga qarshi urushda g'alaba qilgan taqdirda Moskva va Beijingga berilgan signalning rahimsizlarcha kuch ishlatganda nishonga yetkili bo'ladiganligidan iborat bo'ladiganligini ta'kidlab, bugungi kunda Yevropada yuz berayotgan ishlar ati o'gun Sharqiy Osiyoda ham yuz berishi mumkin dedi. U yana urushning faqat Yevropa krizisi bo'lib qolmasdan, yana dunyoviy bexatarlik va muqimlikka qarata do'il e'lon qilish hisoblanadiganligini eskartib, Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qaratgan urushining natijalarini yaqindan kuzatmoqda va kelgusidagi qarorlarga ta'sir ko'rsatadigan tajriba saboqlarini yakunlamoqda dedi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.